Halep'e hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Musa. Sultanım, Halep'in nişanesi olan, vaktiyle imad ettiğin zengi ve Nurettin zenginin de takmış oldukları saltanat yüzüğünü size takdim etmek isterim. Zaferiniz mübarek olsun sultanım. Kutsal toprakların çıkarlar uğruna paylaşıldığı bir dönemde yaşadı. Müslümanların umutlarını kendi hayallerinin önünde tutmaktan hiç çekinmedi. Yozlaşan düzene isyan edip Eyyubiler Devleti'ni kurdu. Ve sonunda işgal altındaki Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başardı. Bu, adaletiyle düşmanlarının bile saygısını kazanmış bir hükümdarın, Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi. Yılında Nurettin Zengi Mısır'ı fethettiğinde herkes sıranın Kudüs'e geldiğini anlamıştı. Zaferin yakın olduğuna Nurettin de inanmış olacak ki ilk iş olarak Mescid-i Aksa'ya konmak üzere bir minber inşa ettirdi. Ve zamanla bu minber Müslümanlar arasında Kudüs'ün fethinin bir sembolü haline gelmişti. Ne zaman ait olduğu yere götüreceğiz baba? Az kaldı oğlum. Az kaldı. Selahaddin Eyyubi, Kudüs Kralı Baldwin'in de imzalamış olduğu antlaşmadan sonraki süreci çok iyi değerlendirmişti. Başta Alep olmak üzere bütün Suriye'yi fethetmişti. Müslümanlar için her zaman sorun teşkil eden parçalanmış yapıya da son vermişti. Yönünü Kudüs'e çevirmesini sağlayacak fırsatı sonunda yakalamıştı. Suriye'nin Eyyubilerin eline geçmesinin ardından Mezopotamya'daki aktörlerin geleceklerini şekillendirecek bir diğer olay da Kudüs'te yaşanmıştı. Uzun süredir beklenen ölüm Mart 1185 tarihinde gerçekleşmiş ve Kudüs Kralı 4. Baldwin'in 11 yıl süren iktidarının artık sonuna gelinmişti. Kudüs kralı ölmeden önce 8 yaşındaki yeğeni 5. Baldwin'i veliaht ilan etmişti. Bu yaşta bir çocuğun tahta oturması özellikle idari açıdan çok ciddi yönetim zafiyetleri barındırır. Kudüs krallığı da bu gibi zafiyetlerle karşı karşıyaydı ve şimdilik krallığın geleceği pek parlak görünmüyordu. Avrupa'dan Kudüs savunması için desteğe gelen ve Prenses Sibilla ile evlendikten sonra Raymond'un yerine kral naipliği görevine getirilerek gücünü arttıran Luzinyalı Guy şimdi aynı görevi yeni kral 5. Baldwin için de yapacaktı.
Çocuk kralın tecrübesizliğinden faydalanacak olan Gıy, tahta geçmeden muktedir olmayı başaracak ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın bundan sonraki tüm politikalarına tek başına yön verecekti. XII yüzyılda tıpkı Selefi 11. yüzyıl gibi Mezopotamya'da Haçlılarla Müslümanlar arasındaki egemenlik mücadelesine sahne olmaya devam ediyordu. Haçlılar Doğu Akdeniz sahillerindeki varlıklarını sürdürürken Selahaddin Eyyubi uzun yıllar boyunca almaya çalıştığı Halep'i sonunda savaşmasına bile gerek kalmadan fethetmişti. Ve yalnızca 12 senede Mısır'dan Suriye'ye uzanan toprakları iradesi altında bir araya getirmişti. İbnül Esir'in rivayetine göre Selahaddin Eyyubi Halep'i alınca Kudüs'ü fethetmiş kadar sevinmişti. Çünkü o bu fetihle yıllardan beri hayalini kurduğu ve uzun yıllar uğruna çalıştığı İslam birliğini sağlamayı başarmıştı. Halep Suriye'nin göz bebeğiydi. Bölgenin en zengin, en kalabalık şehriydi. Coğrafi açıdan da Haçlılar için son derece önemli bir konumdaydı. Dönemin tarihçilerinden biri olan Bilermus şöyle demişti. Selahaddin Eyyubi Halep'i fethederek bütün Frank topraklarını çember altına almıştı. Hoş geldiniz. Maalesef kralımız rahatsızlığından dolayı aramızda olamayacak. Bu toplantıda size biz eşlik edeceğiz. Buyurun lütfen. Öncelikle Sultanımız Selahaddin Eyyubi'nin Kral Baldwin'in ölümünden dolayı duyduğu derin üzüntüyü sizinle paylaşmak isterim. Kralımızla hep dostane bir ilişkisi olmuştu. Teşekkürlerimizi iletin lütfen. Sultanımız aynı dostluğu yeni kralla da kurmak ve aramızdaki barışı devam ettirmek istiyor. Bu anlaşmanın değeri... Anlaşmayı bozmamızı gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Selahaddin'e barışın devam edeceğini söyleyebilirsiniz. Bu arada sultanımızın size iletmemizi istediği son bir mesajı daha var. Kerak'ta Şatilonlu rehin aldım, bir daha sorun çıkarmayacağı sözünü vermiştiniz. Anlaşmamızın kalıcılığı için bu sözün tutulması çok önemli. Raymond'dan gerekli detayları öğrendikten sonra sizleri bilgilendireceğim. Gerekenin yapılacağından şüpheniz olmasın. Kudüs Krallığı 4. Baldwin'in ölümünden sonra bir geçiş süreci yaşıyordu. Gıy artık saraydaki en güçlü isimdi. Ancak hala ihtiyacı olan müttefikleri bulamamıştı. İşte bu yüzden de hamle yapmadan önce eski düzeni bir sürede olsa koruması gerekiyordu. Raymond'un geleceği belirsizliklerle doluydu. Kudüs'te artık eski nüfuzu kalmamıştı. Ve naiplik yaptığı dönemde düşmanlığını kazandığı kişiler ondan intikam alma fırsatı yakalamışlardı. Bundan sonra atacağı adımlar hem Trablus'taki topraklarını hem de canını koruyabilmesi için çok ama çok önemliydi. Demek Selahaddin'in varlığına tahammül edemediği ünlü Kerak Lord'u sensin. Eski Kerak Lord'u. Sen kimsin? Yeni Kudüs naibi. Raymond'dan oldu. Raymond'un Kudüs'teki günleri sayılı. Yakında Trablus'a dönecek. Aç. Şş.
Şimdilik Selahattin'le barışı korumam lazım. Ama zamanı geldiğinde senden bazı isteklerim olacak. Nedir durum? Haçlılar aramızdaki anlaşmaya sadık kalacak mı? Öyle görünüyor. Sultanım, Avrupa'dan bu topraklara savaşma niyetinde olmadan gelen birini ne zaman gördük ki? Şimdi Gıy'ın sözüne inanalım. Neçin? Sen ne düşünüyorsun? Kral çok hasta. Görünüşe göre Gıy yakında Kudüs'ün yeni sahibi olacak. Eğer savaşmayı düşünüyorsa hamle yapmadan önce iktidarını sağlam almak isteyecektir. Bu yüzden barışı sürdürmek Gıy'ın işine geliyor. Planınız nedir? Anlaşmayı bozmaya dair en ufak bir teşebbüslerinde Kudüs'ü kuşatacağız. Mancınıkların ve kulelerin sayısını bir an evvel arttırın. Şu an için kullanılabilir 10 mancınığımız, 8 kuşatma kulemiz var. Bu sayıyı 40'a tamamlamamızı ister misiniz? Hayır. 100 mancınık, 100 kuşatma kulesi istiyorum. Senin ne işin var abla? Artık hesap sorabilecek bir yetkiye sahip olmadığını duydum. Ama eski alışkanlıkları bırakmak kolay değil tabii. Selahattin'e verdiğimiz bir söz var. Ve bu konuda ne kadar ciddi olduklarını gördün. Olanları bir dere en alttan dinleme fırsatım oldu. Merhum kralımızın hastalığının da etkisiyle yaşananları biraz fazla abarttığını düşünüyorum. Bu yüzden onu affettim. Kerak Lord artık özgür olacak. Ve bana hizmet edecek. Lüzinyanlı Gıy, Avrupa'dan Kudüs'e zaten çok güçlü bir şekilde gelmişti. Yanında getirmiş olduğu askerler Kudüs'ün ihtiyacı için son derece ezzemdi. Bu sayede popülaritesi de artmıştı. Üstüne bir de Sivile ile evlenerek krallıktaki ağırlığını iyice arttırdı. Raymond ya Kudüs'te kalıp Gıy'e biat edecek ya da Trablus'a dönüp önüne yeni fırsatlar çıkana kadar sessiz bir politika takip edecekti. Tüm yaşananlar ve mevcut konumu göz önüne alındığında onun için ikinci seçenek daha makul görünüyordu. Cenazeden beri görüşemedik. Umarım siz de kralımızla iyisinizdir. Bu odadan nefret ediyorum Raymond. Ama kurtulamıyorum da. Her ne yaşarsanız yaşayın, güçlü olmak zorundasınız. Kudüs'ün size ihtiyacı var. Kendinizi geri çektiğinizden beri kocanız tehlikeli adımlar atıyor. Bu şehir için gereğinden fazla bedel ödedim. Ve ödemeye devam ediyorum. Savaş ya da barış umurumda değil artık. Görünen o ki burada daha fazla durmamın bir anlamı kalmadı. Eğer tekrar görüşemezsek, Trablus'ta bir dostunuz olduğunu unutmayın.
Sibilla birçok insanın kolay kolay atlatamayacağı talihsiz olaylar yaşamıştı. Gençliğinde sevdiği adam bir savaş sırasında esir düşmüş ve onunla bir araya gelememişti. Ardından başka biriyle evlenmiş ancak kocası da kısa bir süre sonra vefat etmişti. Sonra da kardeşi 4. Baldwin ölmüştü. Şimdi ise yaşadığı acılara bir yenisi daha eklenecek ve oğlu da kaybettiği yakınların arasındaki yerini alacaktı. Kudüs Krallığı'nda yaşanan trajediler Haçlıların geleceğini şekillendirmeye devam ediyordu. Henüz 5 ay önce tahta çıkan 5. Baldwin de yakalandığı hastalığa daha fazla direnememiş ve hayatını kaybetmişti. Böylece hanedanlık soyundan geriye tahta çıkabilecek kimse kalmamış ve artık Lusignanlı Guy için Kudüs'e tam anlamıyla hükmetme zamanı gelmişti. Lusignanlı Guy'ın kariyer basamaklarını tırmanma şekli önceki hiçbir Kudüs kralına benzemiyordu. Avrupa'dan geldiğinden beri iki kralın ölmesini beklemişti. Sonunda amacına ulaşmıştı. Raymond'un Trablus'a dönmesiyle birlikte Guy Kudüs'ün tek hakimi olmuştu. 5. Baldwin'in ölümüyle sessizce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen savaş yanlıları için istenen ortam nihayet oluşmuştu. Lusignanlı Guy liderliğinde artık yeni bir dönem başlayacak ve Eyyubilere karşı uzun yıllardır izlenen denge politikası sona erecekti. Lordum, beni yarı yolda bırakıyorsunuz. Kimseyi yarı yolda bıraktığım yok. Ama şartlar değişti. Hiç hesapta yokken adam birden gelip Kudüs tahtına çıktı. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulana dek Trablus'ta kalacağım. Bir süre görüşmeyelim. Bana verdiğiniz onca söz. Onlar ne olacak? Sabret biraz. Benden haber bekle. Lusignanlı Guy, Avrupa'dan getirdiği gönüllüleri kısa sürede birer şövalyeye dönüştürmüş ve hiç de yabana atılmayacak bir ordu kurmuştu. Şövalye sayımızı 2000'e çıkarmayı başardık. Paralı askerler de harekete geçmemizi bekliyorlar. Kralım, savaşa hazırız. Reynald gerçekten de büyük bir katliam yaptı. Kızıldeniz boyunca karşısına çıkan her yeri yaktı ve yıktı. Hatta bu süreçte Mekke ve Medine'ye bile saldırmayı düşündü. Ancak neyse ki bu hayalinde başarılı olamadı. Reynald'ın yaptığı saldırı tüm İslam coğrafyasında infiale sebep olmuş ve Eyyubiler Devleti ile Kudüs Krallığı arasındaki barış dönemi resmen sona ermişti. Yaşanan bu olaydan sonra iki tarafın da yıllardır ertelediği büyük savaş artık kaçınılmaz hale gelmişti. Yoğunca Cerrah'dan bir türlü haber alamadım. Eğer bana katılsaydın Mekke'ye kadar durmayacaktım. Sen yapacağını yaptın. Daha fazlası adamlarını riske atabilirdi. Gerard. Ne oldu sana? Safuriye'de Selahattin'in oğlunu kıstırdık.
Avantaj bizdeydi. Kaçmaya başladılar, takip ettik. Geri dönüp aniden saldırdılar. Sonra... Sonra ne oldu bilmiyorum. 100 kişiydiniz Gerard. Hepsi mi öldü? Şu zor zamanda bize moral verdin oğlum. Allah senden razı olsun. Şimdilik bu misilleme onlara yeter. Acele hareket edip tedbirsiz davranmayalım. Lakin... Konuştuğumuz gibi 2 hafta içinde hazırlıklarımız sona ersin. Sonra da gidip Kudüs'ümüzü onlardan geri alalım. Emredersiniz sultanım. Eftal babası tarafından Trablus topraklarında bulunan su kaynaklarını haritalandırmak ve Kudüs yolunu güvenceye almak için görevlendirilmişti. Benzer bir amaç için bölgede bulunan Gerard, Müslümanlara bir pusu saldırısı düzenledi ama Eftal Haçlılara karşı önemli bir zafer kazandı ve Müslümanların moral motivasyonunu artırmayı başardı. Gerard eğitimli 100 şövalye kaybetmişti. İlk bakışta bu sayı çok az görünebilir. Ancak Kudüs'ün elinde 2000 tane şövalye olduğu düşünülürse her askerin ne kadar önemli ve değerli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Safuriye'de olanlar Haçlı cephesinde büyük bir şok etkisi yaratırken bir kişiye umut oldu. Bir süredir Trablus'ta gözlerden uzak yaşayan Raymond bu olayın ardından tekrar Kudüs'e döndü. Geçen hafta Gerard'ın yaşadıklarını ve Selahattin'in birkaç gün içinde Kudüs'ü kuşatacağını duydum. Birbirimizden pek haz etmediğimiz malum. Ama konu Kudüs'ün geleceği. Bu yüzden adamlarımla birlikte size destek olmaya geldim. Adamlarına ihtiyacımız yok. Başımızın çaresine bakabiliriz. 100 adamını kaybettin Gerard. Tapanak şövalyelerinin en donanımlı 100 askeri. İzin verin bu açığı kapatmaya çalışayım. Kuşatmayı atlattıktan sonra tekrar Trablus'a döneceğim. Roller değişiyor. Ama konuşulanlar ve sonuç hep aynı. Kabul edin beyler. Kudüs sizin bahaneniz. Hepiniz kendi menfaatinizin peşindesiniz. Geçici süreyle yanımızda olmana müsaade edeceğim Raymond. Ha bu arada... görmeni istediğim biri var. Sen gelmeden onunla konuştuk biraz. Sohbetimize birlikte devam edelim mi? Nasıl uygun görürseniz. Açın kapıyı! Değerli dostum Sinan bize çok önemli bilgiler verdi Raymond. Selahattin bu topraklarda daha önce kimsenin görmediği kuşatma silahları yaptırmış. Kralım, söylediğim gibi Selahattin uzun zamandır Kudüs kuşatmasına hazırlanıyor. Şehri savunmanız imkansız. Bu yüzden size farklı bir çözüm yolu bulmanızı öneririm. Gerekeni yapacağız merak etme. Ayrıca bu hizmetinden ötürü eski kral naibimizin verdiği sözleri vakti geldiğinde bizzat ben yerine getireceğim. Selahattin'den sonra
Mısır senin olacak. Lüzinyanlıgı, kuşatma altına alınmasının doğurabileceği olumsuz sonuçlardan kaçmaya çalışıyordu. Ayrıca Avrupa'dan getirdiği askerlerin ve hali hazırda elinde bulunan tapınak şövalyelerinin bir meydan savaşında hünerlerini daha rahat gösterebileceklerini düşünüyordu. Bu nedenle Kudüs'ü surların dışında savunma kararı aldı. 2000 tapınak şövalyesiyle birlikte 20 bin paralı ve gönüllü asker barındıran Haçlı ordusu 1187 yılının Haziran ayında Kudüs'ten ayrıldı. Lusignan'lı Gıy kısa bir ilerleyişin ardından bir ay önce 100 şövalye kaybettikleri Safuriye'de ordugah kurdu ve Selahaddin Eyyubi'nin hamlesini beklemeye başladı. Müslümanlar için yaklaşık 90 yıldır beklenen gün gelip çatmıştı. Nurettin Zengin'in başlattığı fakat sonunu göremediği mücadele şimdi Selahaddin Eyyubi'ye emanetti ve Eyyubi Sultanı kendisine miras kalan bu görevi nihayete erdirmek için 1187 yılında yola çıkacaktı. Haçlı ordusunun Kudüs'ten ayrılıp Safuriye'de önlerini kestiğini haber alan Eyyubiler, ordugahlarını Haçlıların mevcut konumuna 24 kilometre uzaklıktaki Taberiye'ye kurdular. Elde ettiğimiz bilgiler ve geçmiş tecrübelerimiz Haçlıların Kudüs'te savunma yapacakları yönündeydi. Ama beklentilerinin aksine şehri terk edip yolumuzu Safuriye'de kesme kararı aldılar. Sultanım, önemli bir mesele var. Söyle Sinan. Kontrol amaçlı silahlarımıza bakmaya gittim. Laçin, 100 mancınık, 100 de kuşatma kulesi olacağını söylemişti. Ama benim gördüğüm 40 taş atlasın 50 taneydi. Sanırım ortada çok büyük bir hata var sultanım. İsterseniz kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Gençliğimde Sinan, geceleri Şam sokaklarında dolaşmak bana huzur verirdi. Tek başıma zihnimi kemiren sorulara cevaplar arardım. Bir şeyi merak ediyorum abi. Neden bu kadar uzun sürdü? Haberi alır almaz Kerak'taki kuşatmayı kaldırıp Halep'e gidersin diye düşünmüştüm. Öyle oldu zaten. Asıl sen nasıl oldu da Bessali'nin öldü ve bizim Halep'ten davet aldığımız bilgisini herkesten evvel erişemedin? Sanırım biraz paslanmışsın. Bu mümkün değil. Gönderdiğim haberci mektubu sana haftalar önce ulaştırmıştı. Hatta Sinan'a teslim ettiğini söyledi. Yine o gecelerden birinde saray çalışanı bir Müslümanı gördüm. Kuytuda köşede bir yerde bir Frank'la fısıldaşan onu. Bana verdiğiniz onca söz, onlar ne olacak? Sabret biraz. Benden haber bekle. Haklıymışsınız sultanım.
Sinan Raymond'la çalışıyor. Yakalayıp getirmemizi ister misiniz? Şimdi değil. Açığa çıkmış ama bunun farkında olmayan bir hainden daha güçlü bir silaha sahip olamazsın. Bırakalım bizi bir süre daha kör zannetsin. Siz kuşatma silahlarına değil, asker sayısını arttır. Ve meydan savaşına hazır olun. Emredersin Sultan. Yıllar geçmesine rağmen ben hala kendime aynı soruyu soruyorum. Acaba Şam'da gördüğüm o iki adam sence ne konuşuyorlardı Sinan? Demek Mısır'ı İslam ordusunu pusuya düşürtecek kadar çok istiyorsun. Yazık. Sultanım. Görüldüğü gibi değil. Açıklama yapmama izin verin. Yanlış görmedim. Kuşatma silahlarımız evet. Çok fazla değil. Zaten bu kadar kısa sürede yetişmese de imkansızdı. Bu yüzden ben Haçlılar Kudüs'ten dışarı çıksın istedim. Onları dışarı çıkartıp bir meydan savaşına çekmek istedim. Ve sen farkında olmadan bu amaca hizmet ettin. Affedin sultanım. Affedin. Götürün bunu. Zindana atın. Başlayalım. Selahattin, Tabere'yi kuşatmış. Eğer öyleyse gece karargahımızı oklayanlar kimdi? Ordusunu bölmüş olmalı. Aklınca bizi burada oyalayarak gidip Tabere'yi alacak. Hiçbir yeri kuşatmasına izin vermeyeceğiz. Toparlanın. Biz de Tabere'ye gidiyoruz. Temmuz 1187 günü Haçlılar mevzilerini terk edip Taberiye'ye doğru yola çıktılar. Ancak bu yolculuk hiç beklemedikleri kadar zorlu geçecekti. Temmuz sıcağı Haçlı askerlerini kralın tahmininden çok daha fazla etkilemişti. Lozinyanlı Gıyın Kudüs'ten ayrıldıktan sonra ordugahını kurduğu Safuriye su tedariği bakımından zengin, aynı zamanda oldukça korunaklı bir bölgeydi. Bu durum
Tabii ki Eyyubilerin işine gelmiyordu ve Selahaddin Haçlıların bulundukları yeri terk etmeleri için göstermelik bir kuşatma başlattı. Gıyın bu tuzağa düşmesiyle birlikte Haçlılar için artık kabus başlamıştı. Luzinyanlı Gıy ve kurmaylarının yeteceğini düşündükleri suları henüz yolu yarılamadan tükenme noktasına gelmiş ve Eyyubilerin su kuyularını tutması sebebiyle ikmal yapma fırsatları da olmamıştı. Eyyubiler Taberiye'ye doğru çektikleri Kudüs ordusunu susuzluğun yanı sıra yol boyunca yaptıkları saldırılarla da yıpratmaya devam ettiler. Toparlanabilecekleri bir yer bulabilmek için can havliyle yolculuklarını sürdüren Haçlılar sonunda Hıddin'de konuşlandılar. Haçlılar Hıddin'de bulunan yüksek bir mevkiye konuşlanarak Eyyubi ordusuna karşı biraz olsun nefes alma fırsatı yakalamışlardı. Ancak Selahaddin ordusunun sırtını göle dayamış, Haçlıların yine suya ulaşmalarını engellemişti. Yani coğrafi avantaj yine Selahaddin Eyyubi'nin elindeydi ve Eyyubiler suya ulaşmaya çalışacak Haçlıların saldırılarını bekleyecekti. Haçlılar 4 Temmuz 1187 günü yol boyunca hayatı kendilerine zindan eden Eyyubi ordusunun karşısında konumlandılar. Tek amaçları merkeze yerleştirdikleri tapınak şövalyeleri sayesinde Eyyubi hatlarında bir gedik açmak ve Taberiye şehrine ulaşmaktı. Savaşı, Gerard'ın önderliğindeki tapınak şövalyelerinin Eyyubi merkezine kurduğu baskıyla başlamış ve Haçlılar Müslüman hatlarının bir kısmını kırmayı başarmışlardı. Gıy, Raymond ve Reynald ise Müslüman saflarını tamamen dağıtmak için hemen arkadan Gerard'a destek oluyorlardı. Haçlılar ilk saldırıda avantajı ele geçirseler de Selahaddin'in planı sebebiyle zaten yorgun başladıkları bu savaşta zaman ilerledikçe güçten düşen taraf oldular ve merkezde elde ettikleri üstünlüğü kaybettiler. Sol tarafa yüklenin. Merkeze destek getirmelerine engel olun. Aşkım bozmayın! Dayanın! Kralın isteği üzerine sol kanada desteğe giden Raymond, çok sayıda adam kaybetmesine rağmen o bölgede bir direnç noktası oluşturmayı başarmış ve Eyyubilerin yorgun düşen Haçlıları ablukaya almasına mani olmuştu. Raymond'un geçmesine izin verin. Selahaddin'in emrini alan Eyyubiler
sol kanatta Raymond'un çıkabileceği bir boşluk açtılar. Sayısı iyice azalan askerleriyle daha fazla direnemeyeceğini düşünen Raymond da bu fırsatı değerlendirerek bir daha geri dönmemek üzere savaş alanını terk etti. Selahattin sanki Raymond'un kaçıp gideceğini tahmin etmiş gibiydi. O, Raymond'un adamlarıyla beraber geçebileceği bir koridor açmış ve savaştan çekilmesine izin vermişti. Raymond'un kaçıp gitmesi geride kalanlar üzerinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Selahattin Eyyubi yaptığı bu hamleyle rakibini parçalamış ve Haçlılar üzerindeki baskıyı arttırmak için istediği ortamı oluşturmuştu. Size söylemiştim. Raymond'a güven olmaz demiştim. Selahattin Eyyubi Haçlıların moralini bozacak son bir hamle daha yapacaktı. Kudüs ordusu Hazreti İsa'nın çağırmaya gelindiğine inandıkları kutsal açı yanlarında getirmişti ve Raymond'un sol kanadı boşaltmasıyla kutsal aç Eyyubilerin açık hedefi haline gelmişti. Tapınak şövalyeleri kutsal haçın etrafında bir savunma hattı kurdular ve Eyyubilerin onu ele geçirmesini engellemek için canları pahasına savaşmaya başladılar. Haçlılar bir süre daha direnmeyi başarsalar da Eyyubiler topluca aynı noktaya durmaksızın saldırıyor ve tapınak şövalyelerini birer birer etkisiz hale getiriyorlardı. Bitti artık sultanım. Zafer bizim. Henüz değil. Haçlı ordusu artık bütün komuta kademesi dahil tek bir noktada toplanmış, direnmeye çalışıyordu. Eyyubilerse Haç'ı ele geçirdikleri takdirde sadece Hıttin Savaşı'nı değil, Doğu Akdeniz'i istila eden bütün Franklere karşı moral olarak büyük bir üstünlük kazanacaklarının farkındalığıyla bütün güçleriyle saldırıyorlardı. Müslümanların kutsal haçı ele geçirmesiyle Haçlı askerleri son dayanaklarını da yitirdiler ve teslim olmaya başladılar. Gıy ve yanında kalan 150 şövalyenin mücadelesi de savaşı çevirmeye yetmedi. Böylece bir gün önce ufak çarpışmalarla başlayan Hıttin Savaşı 4 Temmuz 1187 tarihinde sona erdi. Selahaddin Eyyubi bölgenin en büyük Haçlı ordusunu tamamen yok etmiş, ayrıca Kral Gıy dahil birçok önemli ismi de esir almıştı. Ve bu zaferle Doğu Akdeniz'de artık karşısına çıkabilecek herhangi bir güç kalmamıştı.
Ölümü göze alarak cesurca savaştınız. Askerleriniz sizin gibi bir krala sahip oldukları için gurur duymalılar. Bir süre benim misafirim olacaksınız. ...1187 Hıttin Muharebesi'nde Selahaddin Eyyubi'nin kazanmış olduğu zafer sayesinde Kudüs'ü koruyan bir Haçlı askeri unsuru kalmamıştır. Bir başka deyişle Hıttin Muharebesi Kudüs'ün kapısını açan anahtar görevi görmüştür. 12. yüzyıl Müslümanların tek bayrak altında toplanabilecekleri bir lider aradıkları dönemdi. Selahaddin Eyyubi'nin Hıttin'de kazandığı zafer bütün Haçlı dünyasına onun bu minvalde bir lider olduğunu gösterdi. Nurettin Zengin'in minberini Halep'ten getir. Allah'ın izniyle yakında Kudüs Müslümanlarındır.